Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala hayri halkı Muhammedi ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabi hakkında kuyruğu sözlerine aitadı. Seyatikum ikrimatu mu'minen muhaciren fela tasubbu abahu fe inne sabdal meyyiti yu'til hayye ve la yabulul meyyite. Hazır sizlerin huzurunuzda ikrime, mu'min bo'lgan halde, muhacir bo'lgan halde keladi. Onu atasını sökmeyler aldı da. Çünkü mayyitlerini sökişlik, tirilerge azar beradi. Ve mayyitlerge bu sökişlik yetmeydi. İkrime raziyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bu kişinin atasını şu ikrimenin aldı sökişliydi, men kıldı. Bu ikrimenin atası kim idi? İkrimen atası Abu Cahil İbn Hişam. Bu ümmetin Fir'an'ı bugün Abu Cahil'in oğlu İkrimen. İkrimen İbn Abi Cahil radıyallahu anh. Biz İkrimen radıyallahu anh hakkında yapılır şeyden bulun. Abu Cahil hakkında bir kança bir tarihe müracaat kılıp bir kança nasıladı bir İslam koyuşumuz gereği buladı. Abu Cahil hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir ümmetin Fir'an'ı buladı. Bu ümmetin Fir'an'ı Abu Cahil'de mahmakıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Darun Nadva'da Rasulullah'ın takdirine Kureyş halk ilişki toplandığında İblis, Necidlik, Ahsakal görünüşteki anaşiz cennetten kurulgen İblis özü kelip oturadı. Rasulullah'ın işini halk ilişkiydi biri Cezire'den Haydar Salih'liydi, İblis ayetiydi, kaytip gevaladı. Hamam koyalıydı, İblis ayetiydi, çıkarvaladı dedi sahabaları. Şunda Abu Cahil Muhammed'ni öldüreydi degen taklifini taşıydı. Her bir kabileden, bitteden kanhuri gitme olamız, Muhammed'le bir kişi urgende yetti neyzeni uğrarınca, kanı bütün Arap kabilelerine takip getirdi. Bana haşı, Muhammed'le kanını talaşıp, başka hemen kabilelerden oluşken kuvvet yetmeyi. Degen iblis, bana şu fikir, bana şu fikir deydi. Hatta ibliste yok fikirler, Abu Cahil'de buladı. Abu Cahil'le, Kureyş'te tutken mavkayı şimdi koyan ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de, Müslümanlar gene hatta bir aziyetler ağır bulup gitkenden ki, Allahümme aizzel İslam'a bi ahadil omarayin. Parvardigara, İslam'ı ikide Ömer'den bittesine hidayet kılıp İslam'a kuvvet ver. Bittesi Ömer ibn al-Hattab, bittesi Amr ibn al-Hişam. Bana şu Abu Cahil. Allah subhanahu wa ta'ala Ömer ibn al-Hattab'ına hidayet kılışıydı hakladı. Yani öz Hazreti Ömer'de mavkuyu, Abu Cahil'de mavkuyu, Kureyş'te bir kılır. Belki Abu Cahil'de mavkuyu balakrağıdı. Abu Cahil, bu ümmetin Firavun. Kureyş Badr'da özünün kervanını himoya qilgani boradi. Kervanı Abu Sufyan boshqa tomonga olib o'tgani eshitgandan keyin Kureyş musulmonlar bilan urushmasdan qaytmoqchi bo'lib turgan paytda musulmonlar bilan urushga majbur qilgan ham mana shu Abu Jahl bo'ladi. Abu Jahl qo'li bilan Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni imtihon qildi. Uning azobi bilan, uning tazyiqlari bilan rozg'oy mu'minlarni imtihondan o'tkazdi. Abu Jahl ikrimaning otasi edi. Ikrimatun Abu Jahl o'zini 30 yaşlarına yaklaşkende, ömrünün 30'ya yaklaşkende paytda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam davetini aşkar kıldı. Abu Cahil birincilerden bolup, bunge karşı kıldı ve özünü en işançlı yardımcıları kotarıda oğlu İkrimen'in yanında buluşunu hakladı. İkrimen, İbn Abu Cahil el-Mahzumi, Kureyş'in en közge körüngen pahlavan suvarilerden idi. Abu Cahil özüne en katta yardımcısı da bana aittik. İkili madenin Abu Cahil'de özünü yanında tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cüdeköp azarlar, Müslümanların cüdeköp bir azarlar yetkizdi. İkili ime, bana aittik yapıp 30 yaşlar geçken de Peygamberimiz davata çıktı. Medine'ye köştü Resulullah. Birinci Badr gazatı da müşrikler Müslümanlarını tola töküs halak kılıp diğer yüzden sürüp taşlaşık için koşun bilen çıkıştı. Ve Abu Cahil Muhammed'in işini bir yali kılıp, onu katıl kılıp yok kılmazdan Mekke'ye kaçması yine aitip, kasam işte. Lot ve Uzza olarak yatıp, koylarını soydu. Lekin Badr'da boğan işler gibi Lot ile Uzza hiç kanda yordam veremez. Çünkü onlar taştan diyor ki yavaşlayan salgın haykele de halas. Müşriklerinin seyyidleri Badr'da katıl kılındı. Bana şu çukurge kadar bulaktırıldı. Üstlerine kum döküldü. İkrime otasını Müslümanlarda kolu da ölgenliğine körüp taşlat geçişten başka nasıl topamadı, çoğu topamadı. Badr'ye kayıttı. Mekke'ye kayıttı.
Avval Muhammad Aleyhisselam'a adabat tüfeylik, düşmanlık ileyken olsa, endi otasini qatl qilingani uchun qasos o'ti bilan yonadi. Uhudga müşrikler, ikkinchi marta musulmonlar bo'lgan urushga müşrikler o'zlarini ayollarini ham yetalab chiqdi. Toki ayollar erkaklarni shijoatlantirsin, oqliq bo'lgan qo'shni orqasida tursin, orqaga qochishlikni qo'rqib kurash xohlab qolsa, ayollar orqaga qaytarib tursin degan ma'noda. Abu Jahlni o'g'li bilan Ikrima, ayoli Ummu Hakim ham chiqdi. Abu Sufyanning ayoli Kilb bint Utba chiqdi. Ular shijoatlantirib turdi. Mana Uhud g'azovatini ko'p o'qiganmiz, musulmonlar mag'lub bo'ldi, yengildi. Uhud kunida Quraysh o'zini o'ng tomoniga Xolid ibn Valid boshligidagi otliq qo'shinni qo'ydi. Chap tomoniga Ikrima ibn Abu Jahl boshliq otliq qo'shinni qo'shdi. Mana shu ikkita suvoriy bo'lgan, zamonimiz zo'r janjanchilardan bo'lgan ikki kishi urush taqdirini hal qildi. Badrda musulmonlar yengdi, Uhudda yengilishdi. Mushriklar aytdi, bu Badr kunining qasosi dedi. Xandaq g'azovat kunida musulmonlar Xandaqni kavladi, mushriklar o'ta olmadi. Bir necha kunlar shu yerda qolib ketishdi va Ikrima chidamadi va bir qancha ana shu Qurayshni ko'zga ko'ringan, arablarning ko'zga ko'ringan pahlavonlar bilan nihoyatda bir kuchli bo'lgan otlar bilan Xandaqni torroq joyda oxlab o'tishdi musulmonlar tomonga. Va bu o'tishlik bilan Amr ibn Wud Ali ibn Abi Talib qo'lida qatl qilindi. Va bular orqaga qochib qaytib qutulishlikdan boshqa chora topolmadi. Rasululloh Makkani fathiga bordi. Makka fathiga borar ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsani tamomiy maxfiy qildi. Makkada haram hududida qon to'kishligini xohlamadi. Va musulmon qo'shiniga buyurdiki, agar ahli Makkadan birortasi sizlarga hujum qilib chiqmasa, ular bilan urushmanglar. Agar ular tajovuz qilsa, ularni qatl qilinglar. Hammani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'baga kirgan omonda, o'zining uyiga kirib eshik bekitib olgan omonda, Abu Sufyonning uyiga kirgan omonda deb e'lon qildi. Faqat bir qancha kishilarni nom-nom aytib qatl qilishlikka buyurdi. Agar bular Ka'bani qo'shliga o'ralib olgan bo'lsa ham, Ka'bani ichiga kirib berkinib olgan bo'lsa ham qatl qilinishligini payg'ambarimiz hukmini aytdi. Shularning ichida Ikrima ibn Abu Jahl ham bor edi. Ikrima Quraysh qabilasi payg'ambarimizga bas kelmaganligiga aqli yetgandan keyin Muhammad bilan urushmaymiz deb ittifoq qilishdi. Lekin Ikrima o'ziga ergashgan bir qancha odamlar bilan Qurayshni bu qarorga ko'nmadi, musulmonlar bilan jang qilgani chiqdi. Lekin Ikrimani Xolid ibn Valid boshchiligidagi musulmon qo'shini yakson qildi. Makkaga kirsa qatl qilinishini aniq bilgan Ikrima Yamanga qarab qochib ketdi. Payg'ambarimiz Makkani fath qildi. Qurayshliklar bitta-bitta kelib iymon keltira boshladi. Payg'ambarimizni 13 yil musulmonlar bilan azoblagan, sahobalarni qatl qilgan, mehnat mashaqqatga solgan, bori bugun tortib olgan, yurtidan haydab chiqargan Qurayshni hammasini yig'ib turib, Ka'batulloh oldida men sizlarni nima qilaman endi bilasizlarmi dedi. Birodarlar, mag'lubiyatga sabr qilishdan ko'ra g'olib bo'lgan insonni sabr qilish qiyinroq bo'ladi. Hamma hukm, hamma qilish qo'liga o'tdi. Nima qilsa haqqi bor. Quraysh musulmonlarga va payg'ambarimizga qanday muomala qilganini bilar edi. Nima deyshti? Endi men nima qilaman sizlarni bilasizlarmi dedi. Ahun Karim ibn Ahin Karim, Karim birodarimizni Karim o'g'lisizlar deyshudi Rasululloh antum mutlaqo, sizlar bo'shsizlar, ozodsizlar dedi. Shu bilan Rasululloh shu kechirimligi bilan Qurayshni qalbini kasb qildi. Bitta-bitta odamga kelib iymon keltirishni boshladi. Rasulullohning huzurida qizi Fatima va bir qancha Abdul Muttolib urug'idan bo'lgan ayollar turardi. Ayollar ham bitta-bitta kelib payg'ambarimizga iymon keltirib bayat bera boshladi. Bir qancha ayollar qatorida ikkita ayol ham keldi. Ulardan bittasi yuzini to'sgan edi. Shunda keldi-da, "Ya Rasululloh" dedi. "Sizni bizga haq din bilan yuborgan Allohga hamd sano bo'lsin. Huzuringizda mu'mina musulmon ayol turibdi. Dargohingizdan quvmang" dedi. "Kimsan?" dedi. "Hind bint Utba" menga yuzini ochdi. Hind kim edi? Payg'ambarimizning amakisi Hamzani qonnini yorgizib jigarini chanagan kishi edi, ayol edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakisini bunday xor bo'lganligini ko'rib, jahl ustida "Alloh meni Uhud g'azovatidan keyin Quraysh ustidan g'olib qilsa, 70 tasini musulmon qilaman" deb va'da bergan edi. Rasululloh shunday bir qattiq yorgan edi amakisi Hamza, u Rasululloh suyangan kishilardan edi. Mana shu jigarini chanagan Hind turadi peshonasida Rasululloh. "Xush kelibsiz, iymon muborak bo'lsin" dedi. Hind, "Ya Rasululloh, Allohga qasam, shu kungacha sizning diningiz men uchun eng yomon din.
Sizin hanedanınız benim için en yaman hanedanıdır. Şimdi bugünden başlayıp sizin hanedanınız benim için en uluk, dininiz en büyük din olabilir. Resulullah alt kılı keçirip burada kalbini kasıp oldu. Kolu gel, kasak kılı şikayenden ki. Ummu Hakim ikinci ayağı. İkrimenin ayağı. Ya Resulullah, İkrimen'i ölümge hüküm kıldıyız. Eğer onunla siz amanlık verirseniz, onu ben ap gelişi harekette bulayım. O aman dedi. Ummu Hakim, özünü, eğerini istat, Yaman'a karar yönadı da, özünü Rumlik bugün bir kulunu yetalar, Yaman yolge düştü. Yolge çıkıp bir kança masrafı yürgenlerken, Rumlik kulvatçası, özü bilen birle borçluğunu talap kılıçtı başladı. Lakin Ummu Hakim, bir hile bilen, o değişliği bilen, bu değişliği bilen, bir Arap kabilesiye bar güçü abardı, başı ge bargende onu baylatıp koydu. Kaldı kul, özü Yaman'a karar bardı. Kızıl Dengizli sahilge bargende, özünü eri ikili metinli Abu Cahil, bir kemaçı bilen ittifak durganını topladı. Kemaçı Müslüman boladı. Kemaçı etedi, ikilime ihlas kıyın dedi, muhlis boyun dedi. Hani kadar muhlis bulamadı dese, Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammedur Resulullah diye ihlas bulamadı dese, hani özü şünasından kaç kere yapmadı Mekke'den. Şunda, Ummu Hakim geldi de, ey ikilime dedi. Adamların en abzalı, adamların en yaksı olduğundan kişi, en yaksı bugün kişinin olduğundan geldim. Muhammed Resulullah'ın olduğundan geldim. Men, Resulullah'tan senge amanlık soradım. O seni amanda dedi. Şunda, bana şu sözünü eşken ikilime, arkasıya kaytadı. Yolda gelirken de, ana şu kışla kabileye barışadı, baylak koyan kulunu katıl kıladı. Yolda gelirken de, ayolunu özüge çorlayan da, sen müşriksen, ben mumun hemen. Mümkünmez dedi. Eğer ortamızdaki alakanı çünkü tosçik derecesindeyken, demek bu ortada iş katta nasılken dedi, Resulullah'ın oğlu yekildi. Resulullah'ın huzuru yekilken payıda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturur aradı ve oğlu yekilip, ayttı ki, ey Muhammed, beni amanda ekenliğimi, ayttkenliğimi, Ummu Hakim yetkisi. Şurası mı dedi? Resulullah ha sen amansan, amandasan. İkilime etti. E Muhammed siz nimege şakırasız dedi. Allah'ta özgü ilah yok ve men Allah'ın peygamber ekenliğime güvahı verişlikke şakıraman. Namaz okşilikke, zekatını eda kılıçlikke ve İslam'ı başka rükünlerine etti. İkilime etti. Allah'a kasam ki bu şakır eken masada barçası hak. Yani nimege yürüyorsunuz dedi. E Muhammed dedi ikilime. Siz Peygamberliğinde davasını kılıçdikizden avval ham Kureyş içinde hürmeti balar, razgöy, sadıkul, amin bogan kişiydiyiz. Kolunu uzattı, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah dedi. Bu ümmette Firavun'un oğlu bogan Abu Cahil'in oğlu, İkrimetun Abu Cahil iman gekildi. Müslüman, leşkerige, küçülü komandan küçülü suvari koşuldu. Allah da Allah ölüyden tiriydi çıkaradı. Tiriyden ölüyde çıkaradı. Ölüyü bogan Abu Cahil'den tiriyi bogan kirime çıktı. Otası yaman olsa albatta balası hem yaman da gelmez. Otası yakşını demek balası hem albatta yakşı da gelmez. Eğer biz yakşı ata bulayken olsa Allah'dan korkuyoruz. Ballarımızı Allah öyle koymasın. Ve kimdir otası yaman olsa balası hem albatta yaman demeyelim. Çünkü Allah da Allah öyleyden tiriydi, tiriydi öyleydi çıkaradı bu yansı. İkilime raziyallahu anhu kelimeni keltirdi. Ve bu şimdi bir mübarek günde Resulullah, ey ikilime dedi. Bugün ne bana sorasız veremem dedi. Kalbini ülfat kılıçtı göreyim. Ya Resulullah dedi. Allah'tan beni sizge kıyken hemen adavatımı sizi bağrınızda, yokunuzda, sakızışınızda yapırken yakşaman yaplarını Allah da Allah keşirişliğini sorayım ben. Sorayım desene bana soru yaptı. Ötken günahlarını soru yaptı. Dünyada sorama yaptı. Allah subhanahu wa ta'ala'ya dua kılı Muhammed Aleyhisselam. Parvati göre İkilimanın menge kıyken hemen adavatını, her bitti basken kademini, bağrımda yoğumda meni şanında etken sözlerini keçirgin dedi. Çünkü de ikilime nuhayta bir kursan oldu ve Allah'a kasam ya Resulullah. Allah'a dinini yok kılıçlıkça kıyken hareketinden bir neçeler var köp harekette, Allah'a dinini yükselişlikçe sarkılamadı. Allah'ın yolda tosçilikçe kötülen yakılışını bir neçeler var köpler kötülemen Allah'a dinini düşmanlarına karşı dedi. Bana şununla başlar, Müslüman laşkarıya en iktidarlı, güçlü, dağ yürek, suvari cankilerden biri koşuldu. İkilime, ibadet bilen,
Qur'on talovati bilan juda ko'p mashg'ul bo'ladi bo'sh vaqtida. Yolg'iz qolganda Qur'onni bag'riga bosib, Robbimni so'zi, Robbimni kalomi deb Allohdan qo'rqib yig'lar edi. Chunki bu kishi haqiqatan Alloh taolo bir marhamatiga ega bo'ldiki, Abu Jahlni olib o'tirib, Rasulullohga iymon keltirdi. Bu Alloh taolaning buyuk ne'mati edi. O'zi aslida Sa'd ibn Abi Waqqos, Mus'ab ibn Umayr yo'shagan Qurayshni oldi yigitlari qatorida birinchi iymonga kelish kerak edi. Lekin Alloh taolo bu kishining iymonini mana shu vaqtga bo'lishini ixtiyor qildi. Musulmonlar bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan qanday jihad bo'lsa, Ikrima doim Rasulullohning yonida turdi. Yarmuk kunida Rum bilan bo'lgan qattiq jangda musulmonlar tig'iz asvolga tushib qolgan paytda qilichini shunday qinni sindirib tashlar ekan. Shunda o'limga kirib ketayotganini ko'rgan Xolid ibn Valid, "Ey Ikrima, agar siz o'lsangiz, musulmonlarga bu narsa og'ir bo'ladi. O'zingizni ushlang" deganda, "Xolid meni dedi, Xolid qo'ling" dedi. "Siz mendan burun islomga keldingiz. Rasulullohning suhbatida o'tirishni nasib qildi. Menchi" dedi. "Men juda ko'p dushmanlik qildim. Otam ko'p dushmanlik qildi. Mana shularning yuvishli vaqti keldi. Meni tinch qo'ying." Bir necha kishilar bilan, bir necha yuz kishi bilan o'limga bayat berishi bir-biriga. Kirishdi musulmonlar yengdi. Ularda islomi, ularda dushmanligi ham haqiqiy bo'lgan. Ularda islomga do'stligi ham haqiqiy, bir eshitib ko'rmagan bizga o'xshab. Umar ibn Xattob iymonga kelishini qarasak, Muhammadni o'zini o'ldirib, Qurayshning ichidagi muammoni hal qilaman deb chiqqan Umar islomga kirishi bilan shu lahzadan boshlab islom deyadigan da'vatchiga aylandi. Borib Abu Jahlni sindirdi. Borib islomni oshkor qildi. Borib Quraysh bilan Ka'bani oldi, kechgacha mushlashdi. Iymon keltirgan kuni Ikrima iymonga keldi, dushmaniga qanday haqiqiy bo'lgan bo'lsa, islomga quvvat bo'lishini shunday haqiqiy bo'ldi. Rasululloh bilan bo'lgan urushda deydi Xolidga qarab. Orqaga chekinmaganman u, endi Allohning dinini dushmanlar bilan bo'lgan urushda chekinamanmi? Meni hol qo'ying. Musulmonlar yengadi bu jangda. Ikrima va Xolidga o'xshagan kishilar sababli. Yarmuk g'azovatida musulmonlar mana aytdik g'alabaga yetishdi. Mana ana shu urush tugagan paytda bir qancha jarohatlar bilan Xoris ibn Hishom, Ayyosh ibn Abi Robi'a va Ikrima ibn Abu Jahl yarador bo'lib yotar edi. Ana shu oxirgi hal qiluvchi bo'lgan kunda yengdi musulmonlar va 3 odam yarador bo'lib yotar edi. Issiq yarador o'lim holatiga yetgan. Uchalasi ham chanqagan. Suv dedi bittasi. Suv olib borishadi. Endi tumshug'iga tutaman desa, ikkinchisi ayosh, o'rnadagi suv dedi. Buni hayotda ushlab turgan narsa bir piyola suv. Shuni ichsa o'lmay turadi. Obor narginga, mendan ko'ra muhtojroqdir dedi. Unga borishadi. Ayoshga borganda u yerda ikkinchi suv dedi. Nimaga bu ichayotgan suvni naraqa berib yuboryapti desa, bu shunday do'stga loyiq. Chunki bu o'zi uchinchi odamga ilinyapti suvini. Alloyi usiruna ala anfusihim va lakana bihim qasosa. O'zlari muhtoj bo'lib tursa ham, o'zlari zor bo'lib tursa ham musulmon birodarlarga ular ilingan. O'zi yana ochiqcha puli, ochiqcha kiyimi emas u. Bir pera suvni qoplab berib olsa, tomog'i yopishib qolmaydi, o'lmay turib turadi. Ikrimaga boradi. Ikrima qoplayman deganda birinchi so'zlagan odam suv deydi. Suvni jo'natadi, obkagacha bu bo'ladi. Oborgacha bu bo'ladi, oborgacha bu bo'ladi. Bir piyola suv ustida uchalasi shahid bo'ladi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmaguncha hargiz musulmon bo'lmaydi, iymonli bo'lmaydi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ular jonini berishga tayyor bo'lgan bir-biriga. Shular ustida islom yer yuzida tarqadi. Ular o'sha bir piyola suvni ilinib ilib o'tib ketdi. Bir piyola suv bilan jannatni o'zimchi qilishib oldi, birodarlar. Ko'p narsa emas bu. Bir piyola suv bilan. Alloh subhanahu va taolo bularni ana shu havzi Kavsardan sug'orsinki, bu suvda bir marta ichgan odam qayta chanqoq degan narsani bilmaydi. Va siz bilan bizga bularni hayotini ibrat olishiga nasib qilsin. Va siz bilan bizga ibrat bo'ladigan odamlar bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ularning sahobalari. Undan boshqa odamlar bir ibrat qilishga loyiq emas. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم